Teknolodon'dan herkese merhabalar. Ben Azemre Öztürk. Dün bakanımız açıklama yaptı ve bu açıklamayla birlikte 18-25 yaş arası da olan genç arkadaşlarımıza ücretsiz bir şekilde müze kart verileceği açıklandı. Siz bu kartı temin ederek müzelere ücretsiz olarak giriş yapabileceksiniz. Peki bu müze kartı nasıl alacaksınız? Değil mi? Evet bu videoda sizlere müze kartı ücretsiz bir şekilde nasıl temin edebilirsiniz, nasıl başvuruda bulunabilirsiniz bunları sizlere bilgisayar ortamında anlatmaya, göstermeye çalışıyor olacağım. Dilerseniz videomuza geçelim. Bu videoda sizlere önemli bir konuyu anlatmaya çalışıyor olacağım. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı ortaklığında bir program başlatıldı. Ve genç arkadaşlarımıza 18-25 yaş arasındaki bireylere 80 gün kadar bir mühretle ücretsiz müze kartı, etkinliği başlatıldı. Sizlerde 18-25 yaş arasında bir bireyseniz, bu kart etkinliğine ücretsiz olarak başvurabilirsiniz. En azından 80 gün kadar ücretsiz olarak müzeleri ziyaret edersiniz. İlk olarak yapmanız gereken Google Chrome gibi bir tarayıcıyı açmak olacak. Daha sonrasında Müze Kart GNS olarak aratmanız gerekiyor. Zaten en üstte gördüğünüz gibi Müze Kart GNS'nin web sitesi çıkmış oluyor yine ben bu web sitesinin linkini videonun açıklama kısmında size veriyor olurum Siz oraya direkt tıklayarak buraya ulaşmış olursunuz Şimdi ilk olarak bir açıklama yapmaya çalışayım Şimdi size verilen bu kart fiziksel bir kart değil elektronik bir kart arkadaşlar yani evinize bir kart işlem bir kart gönderimi olmayacak bir kargo falan gelmeyecek e nasıl olacak o zaman şöyle olacak müzelerin yani müzenin ve bir uygulaması var şu anda da ekranda da görüyorsunuz zaten bu uygulamayı başvuru sonrasında telefonunuza indiriyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Akabinde bakın uygulamanın alt menüsünde sağ altta QR kod var gördüğünüz gibi. Oraya bastığınız zaman size bir QR kod veriyor. Müzelere giriş yaparken o QR kodu okutarak giriyorsunuz. Yaklaşık 80 gün kadar kullanım süreniz oluyor. Burada da gördüğünüz gibi yine bazı bilgiler yer alıyor. 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimize şeklinde. 1 Temmuz'da 1 Ekim tarihi arasında kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık bir 87 gün, 88 gün gibi bir zamanı tekabül ediyor. Ondan sonra iptal olup gidiyor zaten. Ha, eğer siz ben uzatmak istiyorum ya da yeni bir müze kart alıyorum derseniz de eğer öğrenciyseniz 60 lira gibi bir fiyat ödüyordunuz en son. Ee, eğer 18 yaş altındaysanız zaten Ücretsiz olarak müzelere giriş yapabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak müze kart alabiliyorsunuz. Eğer öğrenciyseniz ve 18 yaş üstündeyseniz de 60 lira bir fiyat vererek müze kart alıyorsunuz. Eğer öğrenci değilseniz de 150 lira gibi bir fiyat olması gerekiyor. Onu verip yine çıkartma işlemini yapabiliyorsunuz. Fiziksel müzenin önlerindeki o kurulum yerlerinde. İlk olarak aşağı iniyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi kayıt formu var. Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, e-posta adreslerinizi iki defa olmak üzere. Daha sonra da şifrenizi yazıyorsunuz. Buradan fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Daha sonrasında onaylama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Robot dilimi onaylıyorsunuz. Ve akabinde kayıt olmak için hemen tıklaya basıyorsunuz. Burada işlem tamamlanıyor aslında. Ee, bazenleri mailinize bir onaylama maili de geliyor olabilir ben de gelmedi mesela gelirse onu onaylarsınız akabinde uygulamanızı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar peki onu nasıl yapacaksınız şimdi ben Google Play Store'u görmüş olduğunuz gibi bilgisayar ortamında açtım ee, web sitesi olarak giriş yapıyorum siz tabi telefondan giriş yapmanız gerekiyor arama kısmına Türkiye'nin müzeleri diye yazmanız ve aratmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye'nin müzeleri diye bir uygulama çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. Ona tıklarsınız. Tabi siz telefonda olacağınız için direkt indirim ve kurulum işlemlerini gerçekleştirirsiniz. Daha sonrasında zaten biliyorsunuz burada bakın mail de yazdınız. Hemen göstereyim. Buraya bir mail yazmıştınız. Buraya bir şifre yazmıştınız biliyorsunuz. Bu bilgileri kullanarak uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında zaten ana menüyü atıyor. Bakın aşağıda menü yer alıyor zaten. O menünün en sağ kısmında bir QR kod butonu var. Ona bastığınız zaman siz, size özel olarak bir QR kod geliştiriyor zaten. O QR kodları artık Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı veya da nereye gireceksiniz. Oraya girerken turnikelere okutuyorsunuz ve giriş işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Dediğim gibi yaklaşık 88 günlük bir kullanım süresi var. E ee, mümkün mertebe en azın mümkün mertebe bol bol kullanmaya çalışın. Kolay kolay böyle fırsatlar sizlere sunulmuyor çünkü ayağınıza gelmiyor. İşlem aslında bu kadar basit arkadaşlar. Evet bu videoda sizlere ücretsiz bir biçimde müze kart başvurusunu nasıl yapabilirsiniz onu gösterdim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer yapamadığınız bir nokta olursa yaşadığınız bir sorun olursa veyahut da sormak istediğiniz bir soru varsa bunu yorum kısmında bana iletebilirsiniz. Tekno donanımdan bugünlük bu kadar. Ben Azemle Öztürk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.